Ve bu yaşadığımız korkunç tablo dünyadaki dincileşmeyle de paralel gidiyor. Çünkü kapitalizmin dinci insanlara ihtiyacı var. Yani aslında çocuğunuzun okul öncesi eğitimde oyun sınıflarıyla birlikte davranışlarını gözlemlemek, sonra etik yani felsefe sorunlarını anlayabilmek için daha küçük yaşta onlarla bunu konuşabilmek ve karşılaştırabilmek ve bunun üzerinden çocuğun sanatsal bir ilgisi mi var, bir mesleğe mi ilgisi var, bunları keşfetmek ve ruhunu inşa ederken çocuğun davranışlarına da bakarak, konuşmasına, kimliğine de bakarak onu bir yere taşımak gerekir. Bir arkadaşımın acayip tatlı bir oğlu var. Okuldaki hoca diyor ki hiçbir şey anlamıyor, acayip cevaplar veriyor diyor. Ben çocuğa bakıyorum, inanılmaz zeki bir oğlan ve çocuk aslında sisteme uyumsuz. Çünkü sistem gerizekalıca. Çocuklar değil. Hiçbir çocuk özel bir sağlık sorunu yoksa zihinsel ya da bedensel her şeyi öğrenebilecek durumdadır. Hiçbir çocuk aptal falan değildir. Öğretmenlerin üzerinde çok yük olduğunu kabul ediyorum ama öğretmenlerinin de bir hiçbir şeye tahammülü yok. Ya bir bak bakalım çocuğa ne söylüyor, ne oluyor, aileyi çağır. Bu çocuk acaba nereye doğru gidiyor? Özellikle sanatsal, bilimsel yeteneği olan çocuklar, kimisi içeri kapanı oluyor, kimisi imgeleme, soyutlaması farklı oluyor. Sen bütün bu çocukları alıp aynı çuvala koyuyorsun ve bu çuval içerisinde çocuklar inim inim inliyorlar. İşte böyle, böyle son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Müfredat, yeni müfredat da AKP'nin istediği bir müfredat. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı suratına baktığın zaman nasıl bir eğitim vereceğini görüyorsun. Öyle bir bakandan makul bir eğitim falan çıkar mı? Böyle bir kabineden, böyle bir saraydan makul herhangi bir şey çıkar mı? Olsa olsa çocuklarınızı tarikat cemaatlerdeki gibi hale getirirler. Bakın, İsmail Ağacıları gördüm demiştim geçen gün havaalanında. Trajediye bakar mısınız? İsmail Ağa'daki çocukları o gün dizmişler tek tek kafalarında o acayip takkelerden, o sakallı heriflerin, pis heriflerin yanında. Çocuklar şalvarlar giymiş, hamasi laflar, içlerinde bir tanesi bile uygar dünyanın parçası olamayacak bu çocuklar. Kapalı devre yaşayacaklar. Öteki taraftan birçok çocuk grubu vardı. Bizimkiler de yurt dışına yarışmaya gidiyorlardı. Ve çocuklara herkes, veliler elinde avucunda ne varsa vererek oraya gönderdi. Sanmayın ki okullar vesaireler çocuklara veriyor. Hepimiz elimizde olan ne varsa çocukları gönderdik. Ya o İsmail Ağa'daki çocuklarla bizim çocuklarımız arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Ama bizim çocuklarımız aile, eğitim, uygarlığa katılabilmek için aydınlanma mücadelesi vermiş. Öteki çocukların aileleri, ki onların da hepsine kızmıyorum, geri kalmışlığın içerisinde, kapalı tarikat cemaat ilişkileri içerisinde her biri pırıl pırıl olacak o çocukları bu cehennemin içerisine atmış durumdalar. Sistem o çocukları kurtarıp bilim insanı, sanatçı, düşünen insan, meslek sahibi, marangoz fark etmez bunlar yapacakken orada hiçbir işe yaramayan cemaat mensubu yapacak. Ha, para kazanacaklar mı? AKP iktidarı olduğu müddetçe kazanacaklar. Neden? Gidecekler cemaatin içinde paraları götürecekler. Şimdi Menzil de yurt dışında örgütleniyor. İsmail Ağa da yurt dışında örgütleniyor. İnanılmaz bir imparatorluk haline dönmüşler. Belki oralarda çalışıp para pul bulacaklar. Ama nihayetinde Türkiye daha gerici olacak. Daha çok emperyalizm saldırısı altında olacak. Ve o çocuklar devletin içerisinde görev aldıkça bizim çocuklarımızın da baskı altına alınması ve gericilik canavarının, tarikat cemaat canavarının çocuklarımızı da yutması haline gelecek. Şimdi memleketi yutuyorlar zaten. Memleketin hiçbir şeyi kalmadı. Yani aslına bakarsanız bu çocukların o zor koşullar içerisinde, sadece benim çocuklarımın değil, bizim yani ekipteki çocukların değil, Türkiye'deki bütün sanat okullarının dünyadaki koşulların çok gerisinde olması, Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki koşulların çok gerisinde olması, Türkiye'deki meslek okullarının artık rezil rüsva hale gelmiş olması hepsi AKP'li yılların bize hediyesi. Ve öyle bir hale geldi ki Türkiye'de sadece imam yetiştiren, imam hatiplerde yaşayan, imam demek hiçbir şey yaramayan insan demek. Neden? Yani bugün herhangi bir insan da imamın yaptığı görevi yapamaz mı? Yapar. Yani bugün artık herkes aklı başında. Her dindar insan dua okur, cuma namazını kıldırabilir. Her dindar insan dinini pek çok kaynaktan öğrenebilir. İmama ne ihtiyaç var? İmama ne gerek var? Var. Çünkü iktidarlar tıpkı Vatikan'la, yani Katoliklerle siyasi iktidardaki ikili gibi Türkiye'de de aynı benzer bir ikili var. Diyanet İşleri Başkanı ve iktidar. İmam hatipler de işte onlara
insan yetiştiriyor. İlahiyat fakülteleri denen fakültelerde gericilik devam ediyor. Sadece ilahiyat fakültesinde olsa neyse, bakın size bir örnek getirelim. Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği en büyük zarar işte onun başındaki isim. Hilafet Çalıştayı. İnanamayacaksınız ama öyle. Hem de nerede? Marmara Üniversitesi'nde. Biraz büyütür müsün bunu? İlgasının 100. yılında Hilafet Çalıştayı. Bakın devrim kanunlarının, devrim yasalarının ve devrimin bizatihi kendisinin karşısına dikilmiş olan ilgasının 100. yılında diyor. Yani kaldırılmasının 100. yılında. Yani geri getirmek için uğraşıyorlar ve burada bu organizasyonun açılış konuşmacısı da kim? Ekmelettin İhsanoğlu. Yani tıpış tıpış gideceksiniz ve bu adamı Cumhurbaşkanı yapacaksınız demişti Kılıçdaroğlu. Tıpış tıpış gidip verenler oldu. Ben vermedim, bugüne ha girmedim. Bu adam gerici, sağ dışı, kör cahil, Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı bir adam. Bu adam MHP'nin dayatmasıyla Cumhurbaşkanı adayı oldu. Kemal Bey de o gün AKP'yi devirmek adına bu adama eyvallah dedi, dememesi gerekirdi. Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz dedi. Ve bu adam Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı riske rağmen CHP'den falan milletvekili olmadı. Gitti MHP'ye katıldı. Bugün de hilafetin ilgası yani kaldırılmasının yıl dönümünde Atatürk'e, Cumhuriyet'e baş kaldıran bir toplantıda açılış konuşması olacak. Yani Cumhuriyet'in bittiği bir dönemde Cumhuriyet'e ihanetin sembolü olan isim, Cumhurbaşkanı bile olabilirdi, bize dayatılmıştı. Bu isim gelecek. Yani tepeden tırnağa ders almamız gerekiyor. Tepeden tırnağa Cumhuriyet'te elde ettiğimiz ne varsa onlardan vazgeçmeyi ortaya koyan, yani öyle öngören ve Türkiye'nin en gerici üniversitelerinden biri, yobaz bir üniversite haline gelen Marmara Üniversitesi'nde bu iş yapılıyor. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin, Marmara Üniversitesi'ndeki layık ve onurlu öğretim üyelerinin buna eyvallah etmemesi lazım. Bunu protesto etmesi lazım. Bu türden dayatmalara, çünkü bu bilimsel bir çalıştay toplantısı değil, öyle kakalanabilir ama açık bir şekilde ilgasının, yani hilafeti anlamak, hilafet nedir ne değildir, siyaset bilimde falan diye bakmıyor. Yani kaldırılmasının bir kayıp olduğunu düşünüyor, onun üzerinden döküyor. Hilafet bitti, saraylar, sultanlar bitti. Bu ülkeye öyle bir elbise giydiremezsiniz, dar gelir. Bunlar bitti gitti. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, ne söylerseniz söyleyin. Bu ülkede bambaşka bir toprak var. O topraktan, o toprağa kök salan bambaşka bir tohum var. Ve bu hiçbir şekilde, altını çiziyorum, kaybolmaz, bitmez. Türkiye'de bir aydınlanma mücadelesi vardır. Siz Nakşi gelenekten gelenler, siz Türkiye'yi esir almaya çalışanlar bu aydınlanmanın önüne geçemezsiniz. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olacaksa eğer, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar ya, alın size en çok eleştirilecek, hiç affedilmeyecek bir mesele, bunu örnek alıp AKP ile müzakerelere, AKP ile kol kola girmeye, MHP ile merhaba nasılsınız, çay içelim bilmem ne demeye falan hiç ama hiç gerek yoktu. Buna da devam etmeniz gerekmiyor. Bunu da anlayın. Kaç zaman oldu Özgür Bey davetlere gider gibi bir saraya gidiyor, bir devlet beye gidiyor, bir bilmem neye gidiyor. Onlar iadeyi ziyarete geliyor ama ortada halk inim inim inliyor. Gelicilik almış başını gitmiş. CHP içerisindeki nepotizm felaket bir durumda ve böyle bir tablo içerisinde bambaşka bir şey bekliyor.